Evet, önce sosyal bilgiler 5'e bakalım, dinleyelim bakalım. Şimdi sosyal bilgiler sayesinde öğrendiklerimiz, neler öğrenmişiz? Sosyal bilgiler dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yönlerini geliştiren bir ders olmasının yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını da içeren bir derste. Sosyal bilgiler sayesinde haklarımızı, sorumluluklarımızı ve özgürlüklerimizi öğreniriz. Yaşadığımız coğrafyayı, çevremizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü öğreniriz. Vatanını, milletini seven ve bunların varlığı için çalışan bireyler oluruz. İşbirliği, dayanışma gibi toplumsal yaşam öğelerini öğreniriz. Toplumda çalışan ve üreten birer vatandaş olmayı öğreniriz. Toplum içinde daha sosyal ve uyumlu bireyler oluruz. Toplumda yer alan bireylerin farklılıklarını fark eder, onlarla birlikte yaşam kültürü oluştururuz. Demokrasiyi ayrıca yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde sürdürmeyi öğreniriz. Atatürk ilke ve inkılaplarını öğreniriz. Sosyal bilgiler, haklarını Haklarını bilen, bilen. haklarını arayan etkin bir vatandaş olmamızı sağlar. Haklarımızı arayabilmek için bize dilekçe hakkı verilmiştir. İstek ve şikayetlerimizi ilgili kuruma yazılı olarak bildirebiliriz. İlgili kurum istek ve şikayetlerimize yasaların belirlediği süre içinde cevap vermek zorundadır. Bunlar ne? Sorumuzu oku bize. Ne diyor? Sosyal bilgiler dersi sayesinde öğrendiğimiz bilgileri ve görselleri İlişkilendirerek. öğrendiğimiz bilgiyle uygun olan görselin harfini karşısındaki yere yazınız. Evet, resimlerle şeyleri karşılaştıracağız. Bir de bakalım. Çevremizdeki ve dünyadaki iklimleri öğreniriz. İklim nerede? İklim hangi resimde? İklim. Diğer G. Türkiye'de. G'de. Bu G olacak. Neden? Gösterip. İklim. İklim hava şartları demek. İkiye bakalım. İnsanlarla demokrasi bilincinin gelişmesini sağlar. G. G. Demokrasi nerede? G. F'de. Ha, demokrasi seçim. G. Nerede? G. Seçim. Görmedik bir sonra sen Tamam. acıymış hani. 3. Vatanını ve milletini seven vatandaş olmayı öğreniriz. Bayrak. E. Nerede? A. F'de. F'de. Tamam. Ülke ekonomisine katkıda bulunan kaynaklar öğreniriz. Ekonomik Ülkede. kaynaklar, kömür. Burada kömür Ha. çıkarılıyor. D. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen vatandaş olmayı He. öğreniriz. Harfi inkılabı F'de. burada gösterilmiş. Atatürk öğretiyor. Evet. Sonra ülkemize ait kültürel öğeleri öğrenen ve seven yurttaşlar oluruz. Kültürel öğeler, oyunlar bizim kültürel öğemiz. B. Bursa. B. Bursa. Ülkemizdeki turizm kaynaklarını ve bunların katkılarını öğreniriz. E. Turizm. Turizm nerede var? A'da E'de. ve A'da, 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 A'da. Nerede var? Turizm. Burası Kapadokya. Pamuk Akkale değil mi orası? Evet, Pamukkale. Kapadokya dedim. Yanlış söyledim. Pamukkale. Farklı yerlerde yaşayan E'de. insanların yaşları hakkında bilgi sahibi oluruz. E'de. Nerede? E'de. Farklı insanlar nasıl yaşıyor? Farklı hayat. Kavram Bu başlayalım. benim sorum. Oku bakalım. Kavram haritasında soru işaretiyle gösterilen yer aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. Üretim, dağıtım ve tüketim, insanlar, yerler ve çevreler, sosyal bilgilerin ders üniteleri, birey ve toplum, Sosyal bilgilerin ders üniteleri vermiş, bir tanesini vermemiş. Hangisi olabilir diyor. Bakalım kültür, sosyal üç bilgiler odasının dersinde organları, üretim ve dağıtım var, tüketim var, insanlar, yerler ve çevreler çevreler var, var, birey ve birey ve toplum toplum var. var, kültür ve Hangisi? miras var, etkin vatandaşlık var, küresel bağlantılar var ama vücudumuzun organları bu fen dergisinde Evet, görüyoruz. vücudumuzun organları hangi dersin konusu? Fen. Fenin konusu. O yüzden cevabımız D. Fen. O Bu benim zaman sorum. oku bakalım. Sosyal bilgiler dersi eğitim almış bir öğrenci. Ülkemizde yetişen tarım ürünleri, demokratik yaşama tarzımız, hak ve sorun ülkemizle birlikte dünyadaki diğer kültürlere gibi özelliklerden hangisi ya da hangilerinin hakkında sahip olabiliriz? Bilgi sahibi olabilir. Bir de ben okuyayım. Sosyal bilgiler dersi eğitimi almış bir öğrenci. Sen sosyal bilgiler dersi eğitimi aldın. Gibi özelliklerinden hangisi ya da hangileri hakkında bilgi sahibi olabilir? Sosyal bilgiler dersi aldın. Neler hakkında bilgiye sahip oldun? Ona bakacağız. Demokratik yaşam.
olsam. Şimdi ülkemizde yetişen tarım ürünlerini bilirsin. Sosyal Evet, bilgiler onlar dersinde da tarım sosyal. ürünleri var. İki, demokratik yaşam Var. tarzımız, hak ve sorumluluklarımız var. Üç, ülkemizle birlikte Var. dünyadaki diğer Hepsi. kültürler, insanları tanımak, Var. kültürleri Cevap var. bencilizdi. Evet, üçü de var. Cevabımız D. Oku bakalım. Sosyal bilgiler eğitimi almış bir öğrenci aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A. Kendi kültürüne sahip çıkmada kararlı olur. Doğru. B. Başkalarının haklarını göz ardı eder. Bu Göz yanlış. ardı etmemesi lazım. Evet, Saygı yanlış. göstermesi lazım. C. Toplumdaki bireyler arasındaki farklılıkları zenginlik olarak kabul eder. Doğru. Tamam. D. Yaşanılan toplumsal sorunlara karşı duyarlı davranır. Doğru. Cevabımız B. Evet, başkalarının Bunu sen de haklarına bildin. riayet edecek. Başkalarının sözünü kesmeyecek. Başkalarına kötü davranmayacak. Burada ne demek? Göz ardı etmek yani. Ne, göz ardı etmeyecek. Cevabımız B. B. Cevap 5 artı. Verdiği ödevle öğretmenin sosyal bilgiler dersinin hangi konusunu öğrencilerine daha iyi kavratmayı amaçladığı söylenebilir. Haftaya yapacağımız derse yöresel kıyafetleriniz ve oyunlarınız hakkında bilgi toplayarak geliniz. Bulabilirseniz kıyafetlerden örnekler de getirebilirsiniz. A. Yaşadığımız çevre ve kültürel özellikler. B. Demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklar. Cevap verin. İnsana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemi. D. Çevremizdeki tarihi eserler ve doğal varlıklar. A. Şimdi Cevap burada birinci. ne demiş? Yöresel kıyafetler, oyunlar, oyunların yöresel Evet, cevap kıyafetleri var. birinci. Cevabımız nedir? A. A Birinci. seçeneği, kültürel öğelerimiz, özelliklerimiz, Birinci kültürel öğelerimiz, yaşadığımız çevre ve kültürel özellikler olacak. Sosyal bilgiler eğitimi almış bir bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisi yapması beklenmez? A. Kültürel mirası koruma konusunda duyarlı olma. B. Çevresindeki tarihi eserler ve doğal varlıkların farkına varıp onları koruma. C. Sorunları çözerken kendisini karşısındaki kişilerin yerine koyarak hareket etme, yani empati yapmak. D. Kendi çıkarlarını toplum çıkarlarından daha üstün tutma. Denizli. Evet, kendi çıkarlarımızı toplum Denizli. çıkarlarının üzerinde tutmayacağız. Denizli. Toplum kurallarına uyacağız. O yüzden cevabımız D. Böyle bir durumla karşılaşıldığında sosyal bilgiler eğitimi almış bir birey aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Yaşadığımız yerde bir haftadır çöpler toplanmıyor. Artık çöplerin kokusu evden hissediliyor. Çöpler yüzünden her tarafta sinek ve böcek var. A. Olay karşısında duyarsız davranmalıdır. B. Yanlış bu. Evet, yanlış. B. Komşularının temizlemesini beklemelidir. Bu da Yanlış. yanlış. C. Belediyeye dilekçe ve başvurmalıdır. Bu doğru. Doğru. D. Temizlik görevlilerini yormamak için çöpleri kendi imkanları ile temizlemelidir. Cevap Evet, Cevap. çöp toplama işi kimin işi? Belediyenin işi. O zaman çöpler toplanmıyorsa belediye başvuru yapacağız dilekçeyle. Çöpler toplanmıyor. Anne, bunda saat gösteriyor mu? Çöpleri toplayınız. Evet, cevabımız C. Olayların çok boyutluluğu, insanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlara olay denir. Trafik kazası, orman yangını, köyden kente doğru yapılan göçler olaya örnek olarak verilebilir. Bir olayın ortaya çıkmasında bir neden olabileceği gibi birden fazla neden de olabilir. Bir olayın sadece bir sonucu olabileceği gibi birden fazla sonucu da olabilir. Bir olayın birden fazla nedeninin ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek olay, şehrimize üniversite açılması. Neden? Şehrin kalkınmasını sağlamak, bölgedeki öğrencilerin bu üniversiteye gitmesini sağlamak. Sonuç, şehirdeki öğrenci sayısı artar. Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak yurt, lokanta, sosyal tesisler yapılır. Bir olayın
Tek bir sebebi olabileceği gibi birden fazla sebebi de olabilir. Bir olayın tek bir sonucu olabileceği gibi birden fazla sonucu da olabilir. Her olay bizi etkilemeyebilir. Görmediğimiz olaylar dolaylı olarak bizi de etkileyebilir. Bir olaydan herkes aynı ölçüde etkilenmez. Yukarıdaki uçak olaylarla ilgili verilen pankartlardan doğru bilgi yazanları takarak havalandıracaktır. Doğru bilgi verilen pankartlara tik, yanlış bilgi veren pankartlara çarpı işareti koyarak pilota yardımcı olunuz. Bir, okuyayım mı? Okum. Bir meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya durum olay olarak isimlendirilir. Nedir? Doğru. 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 Olayla ortaya çıkan durum. İki, meydana gelen bir olay herkesi aynı şekilde etkiler. Yanlış. Aynı şekilde etkilemez. Yakında olanı Üç. daha fazla, uzakta olanı daha az etkiler. Okuyayım. Üç, Yanlış. olayların birden fazla sonucu olabilir. Bu durum olayların çok boyutluluğu olduğunu gösterir. Bu da doğru. Hava Evet. kirliliğinin birçok sebebi olması olaylardan çok boyutluluğunu da örnektir. Evet, ne diyor? Hava kirliliğinin birçok sebebinin olması olayların çok boyutluluğuna Doğru. örnektir. Hava kirliliğini ne yaratır? Fabrikalar, araba egzoz dumanları, fosil yakıtları ne yapar? Hava kirliliğine sebep olur Ama birçok. fosil motorları Olayların bazıları bizi olumsuz etkilerken bazıları da olumlu etkileyebilir. Doğru. yanmış. Evet, yani bazı olaylar, her olay olumsuz olacak diye bir durum Yok. yok. Doğada gerçekleşen olaylar sadece insanları etkiler. Yanlış, Yanlış. hayvanları da etkiler. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucuna diğerlerine göre doğaya olumsuz etkisi daha azdır? Çevremizde meydana gelen bazı olaylar sonuçları itibariyle doğada çok boyutlu olumsuz etkilere neden olabilmektedirler. Hangisinin etkisi daha az bakalım? A. Nükleer Facia. facia ağların yaşanması. Nükleer facia denilen şey nedir? Nükleer santraller patladığı zaman etrafa gaz salıyor, zehirli gaz. Bu da insanları öldürüyor ya da hasta ediyor. Yani tehlikeli, çok tehlikeli. B. Ve pil, akü gibi kimyasal atıkların doğaya serbestçe bırakılması. Bu da çevreyi kirletiyor. C'ye geçelim. C. Yerleşim yeri açmak amacıyla ormanların katledilmesi. Evet, bu da ne yapıyor? Çevreye olumsuz bir etkisi var diye. D. Dikkatsizlik sonucu 30. Ahmet Bey'in sefere kayarak yere düşmesi. Ahmet Bey'in Birincisi. kayarak yere düşmesi sadece Ahmet Bey'i etkiliyor. Ne Değil. yapmıyor? Çok büyük bir olay değil. Değil. O yüzden Sadece değil. Ahmet Bey'i belki sakatlanmıştır. Ama diğerleri diğer insanları Çok da boyutlu. etkiliyor. Aşağıdakilerden hangisi olayın çok boyutlu özelliğini örnek olarak gösterilebilir? İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri olaylardan Alanlarda. meydana gelen oluşumlara olay denir. Evet, o zaman olayın tanımını bir de ben okuyayım. Olay neymiş? İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlara olay deniyormuş. Olay kimi ilgilendirecek? İnsanları ilgilendirecek. Aşağıdaki hangisi olayın çok boyutlu özelliğine örnek olarak gösterilebilir? A. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi, yüksek sıcaklık ve kuraklığın ortaya çıkması. B. El freni çekilmeyen aracın hareket etmesi. C. Trafiğin sıkışık olmasından dolayı Batuhan Bey'in evine geç kalması. D. Elektrik kesilmesi sonucu Erivan'ın ödeyini yapmaması. Şimdi De. hangisi çok boyutlu? De. Denizli. Elektrik Ben kesilmesi mesela. sonucu Evra'nın ödevini yapmaması. Hayır. Ha. Bu tek boyutlu, sadece Elvan'ı ilgilendiriyor. Ceyhan. Ceyhan. Hayır. Trafiğe sıkışık Batuhan olan. geç kalmış sadece. Adana. Evet, Adana. Adana. Küresel ısınma sonucunda buzulların erimesi, yüksek sıcaklık ve kuraklığın ortaya Ortaya çıkması. çıkması bu herkesi etkiliyor. Evet. Cevabımız o yüzden Adana. Okusun okum. Her olayın bir sonucu vardır. Bu
bir olayın sonucu başka bir olaya sebep olabilmektir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda örnektir? A. Ahmet'in derse geç kalması. B. Öğrencilerin teneffüste kitap okuması. C. Mahallede bir saatliğine suların kesilmesi. D. Köpeklerden kaçan kedinin aniden yola çıkmasıyla sürücünün kaza yapması. Cevap Denizli. Evet, ne diyor? Başka bir olaya sebep olmuş. Evet. Köpekten kaçan kedi kazaya sebep oldu. Yani amacı kaçmaktı. Kaçarken kazaya sebep oldu. Önce saat kaç? Annem buna 7 olmadan... Tamam, 5'te bırakırız. 5. soru. Günlük hayatımızı etkileyen olaylarla ilgili olarak diyor, yargılarında hangisi ya da hangileri yanlıştır demiş. 1. Sadece bir nedene bağlı olarak ortaya çıkarılmış. Birçok nedeni olabilir. Bir yanlış yani. 2. Sonuçlara bakımından çok boyutluluk gösterebilir. Evet, olaylar tek boyutlu ya da çok boyutlu olabilir. Doğru. 3. Herkes aynı oranda etkiler demiş. Olaylar herkes aynı oranda etkilemez. Kimisini az, kimisini çok etkiler. 1 ve 3. Yanlış. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Meydana gelen bir yangın olayında sadece ağaçlar... Yangın olayında, tekrar başla. Meydana gelen bir yangın olayında sadece ağaçlar etkilenmemektedir. Bu durumun görmediğimiz birçok sonucu da olacaktır. Evet. A. Olaylar sadece insanları etkiler. B. Olayların birden çok sebebi vardır. C. Olayların çok boyutlu özelliği vardır. D. Olay sadece olayı yaşayan kişileri etkiler. Ceyhan. Şimdi önce soruyu tamamlayalım. Düzgün okuyacağız soruyu. Şimdi soruyu yavaş yavaş anlayarak okuyacağız. Meydana gelen diyor. Bir yangın. Önce verilen neyi sormuş? Verilen bu bilgiye göre aşağıda hangisine ulaşılabilir? Bilgiye bakacağız. Neye ulaşıyoruz? Meydana gelen bir yangın olayında sadece ağaçlar etkilenmemektedir. Bu durumun görmediğimiz birçok sonucu da olacaktır. Yani ağaç yandığı zaman etkisi sadece ağaçlar etkilenmiyor. Oradaki hayvanlar etkileniyor. İnsanlar etkileniyor. Yani olay çok boyutlu. O zaman çok boyutluluk nerede var? C'de var. Olayların çok boyutlu özelliği vardır. Cevabımız C. Doğru.